Günaydın diyerek başlayalım ama tabii ki sizin için iyi geceler demek gerekiyor. Amerika'dasınız, teşekkür ederiz. Kırmayıp bağlanıyorsunuz geç saat Estağfurullah. olmasına rağmen. Şimdi şunu sormak isterim. Malum 23 Eylül yavaş yavaş yaklaşıyor. Piyasalar Evet. acaba ne tepki verecek? Şimdi sabah saatlerinde 8.66 ile güne başladı dolar ama bir miktar Evet. gerileme var. Düşüş eğilimine girdi mi? Neler söylemek istersiniz? Küresel piyasalarda aslında genel tabloya baktığımız zaman risk iştahında bir azalma var Yaprak Hanım. Bu risk iştahındaki azalmanın nedeni de birçok merkez bankasının faiz kararına odaklanması. Biliyorsunuz Çin piyasası kapalı olmasına rağmen ciddi anlamda borsalarda satış olması ve Amerika, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerin borsalarında da ciddi satışlar olması aslında FED'e bir mesaj veriyor. Burada bir mesaj var ve FED'de yüksek enflasyon var. Biliyorsunuz birçok ülkede 10 yılın zirvesini görüyoruz enflasyonda. Ve buna rağmen yine ülkelerde parasal konuyla alakalı, piyasalarla alakalı, işte varlık alımlarının azaltımıyla alakalı mesajlar vermeye devam ediyor. Piyasalar bundan çok hoşnut kalmıyor. Daha erken olduğunu düşünüyor ve borsalarda da sert satışlar gördük. Ve bu borsalardaki endişe satışları biliyorsunuz bir mortgage sıkıntısı var. Yani bu borç kriziyle alakalı Çin'de başlıyor ama bütün dünyayı saracak gibi görülüyor. Bu da ciddi bir endişe olarak piyasalarda fiyatlanıyor. Dolayısıyla dolar varlıklarında da bir yükseliş görüyoruz. İşte Amerikan Merkez Bankası Fed bu hafta sinyal verecek. Ekim veya Kasım ayında tekrar varlık alımlarını azaltmaya başlayacak. Evet, bu olasılık var ama dolar endeksinde de 93 bandının üzerinde bir tutunma gözlemliyoruz. Bu da doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarına neden oluyor. Dün 8.72 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru şu anda sizin de belirttiğiniz gibi 8.62-8.63 lira aralığında dengeleniyor. Ama 8.50 lira seviyesinin halen üzerindeyiz. Bunun önemli bir etkisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki belirsizlik. Herkes Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığında diken üstünde beklemeye devam ediyor. Ama dün de ifade ettiğim gibi benim öngörü ve tahminim Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında pas geçeceği yönünde ve dolar tarafında bir gerileme olabilir. Peki küçük yatırımcı ne yapmalı bu belirsiz ortamda, bu gergin ortamda ki oldukça gergin bir haftaya başladık. Evet, asıl soru da o zaten. Evet, yani küçük yatırımcı kendisini koruması gerekiyor. Bir şey yükseldiği zaman maliyet yapmaması gerekiyor. Çünkü yüksek maliyetten dövizi, altını, işte diğer emtiaları elinde kalabilir. Burada sabırla bekleyen yatırımcısı merkez bankalarının faiz kararlarını ve açıklamalarını net bir şekilde görmeli. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çıktı, ben bu ayki toplantıda pas geçiyorum dedi. O tarafta dolar TL kurunda ve diğer döviz birimlerinde döviz para birimlerinde bir geri çekilme göreceğiz. Ve o zaman geri çekilme başladığı andan itibaren düştükçe mal alırsınız, yükseldikçe mal alanlar elinde kalıyor. FED'e bakıyoruz, işte varlık alımlarıyla alakalı acele etmeyeceğini sinyalini veriyor. Evet, dolar varlıklarında tekrar bir gerileme görebiliriz. Dolayısıyla bu merkez bankalarının faiz kararını beklemeden herhangi bir pozisyon almanın ben riskli olduğunu düşünüyorum. Ve acele karar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Risk iştahında ciddi bir azalma var ama diğer tarafta küresel piyasalardaki endişe halen devam ediyor. Enflasyon artmaya devam ediyor. Merkez bankaları çıkış olarak da varlık alımlarını azaltmayı uygun görüyor. Ama borsalar buna olumsuz tepki veriyor. Bak, borsalardan çıkışlar devam eder ama bu işi çok da aceleye getirmeyin mesajı veriyor. Bu da risk oluşturuyor. Merkez bankaları aslında bir noktada köşeye sıkıştı. Ama dikkat çekici unsur şu, enflasyon 10 yılın zirvesine çıkmışken bütün ülkelerde altın, gümüş, palladyum, diğer değerli metallerde de bir hareketlenme göremiyoruz. Ki aksine sert bir yükseliş olması lazım. Mesela enflasyonun olduğu yerde değerli metaller her zaman değer kazanır. Neden peki böyle bir yükselişi göremiyoruz? Şöyle, direkt piyasalarda bir manipülasyon ve belirsizlik var. Bu manipülasyonun sebebi 4 aydır belli. Amerikan Merkez Bankası Fed'in piyasaları sadece söylemlerle oyalaması. Haziran ayından bugüne kadar da sürekli şu mesajı veriyor piyasalara. Varlık alımlarını azaltacağız, azaltacağız, azaltacağız ama yıl sonunda azaltacağız. Yılın yarısından başlayarak bu süreci özellikle yılın 6. ayından başlatıyor. Tam 6 ay boyunca bu söylemle piyasayı yönlendirmeye devam ediyor. Bu da risk oluşturuyor. Mesela COVID-19 süreci yavaş yavaş sona eriyor. Aşılama ivme kazanıyor derken bu süreçte önemli olan şu,
İşte bu paladyum, alüminyum gibi değerli metaller talep görüyor. Ama arz tarafında sıkıntılar var, endişeler var. Arz tarafındaki sıkıntı ve endişelerle birlikte de fiyatlar baskı altında kalıyor. Altın tarafına bakıyorsunuz, direkt manipülasyondan kaynaklı yatırımcıların, şirketlerin açıklamış olduğu raporlar var. Efendim 1600 dolara düşecek, ons tarafta 1450 doları göreceğiz. Hatta size grup diyor ki 1250 dolara düşecek diyor. Peki sevgili izleyicilerimize geçen yılı hatırlatalım. Altının ons fiyatı 2070 dolara seviyesine kadar yükselince bu sefer aynı raporu yayınlayan şirketlerin de 3000 dolar, 3500 dolar hatta 5000 dolarlara kadar rapor yayınladığını da ben anımsatmak isterim. Hemen revize Ya peki ediyorlar, hemen bu manipülasyon yapıyorlar. öngörülememe durumu neden kaynaklanıyor diye sorayım. Bir de yatırımcı hangi Burada pozisyonu alsın? öngörülen bir şey yok. Burada direkt manipülasyon var. Yani piyasaya entegre edilmiş bir manipülasyon var. Küçük yatırımcı burada her zaman zarar eder. İnsanlar duygularıyla değil, mantıklarıyla hareket etmesi gerekiyor. Tarihe iyi bakması gerekiyor ve araştırması lazım. Şunu demesi lazım. Enflasyonun olduğu yerde tarihte her zaman ne değer kazanmıştır? Değerli metaller, yani sınırlı varlıklar değer kazanmıştır ki biliyorsunuz kripto para piyasasıyla alakalı ciddi manipülasyonlar var. Bir çıkıyor, işte bir düşüyor, dengesiz bir durum var. İşte 100 bin dolara gidecek, şöyle olacak falan, insanlar inanıyor, umudunu bağlıyor ve bütün varlıklarını buraya kaydırıyor ki 8 ton civarındaki altınlar bile halen bir ay boyunca buraya kaydığını gözlemliyoruz. Burada küçük yatırımcının yapması gereken bir şey varsa o da fiziki varlıklarına sahip çıkması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de dünya aslında merkez bankaların anlattığı kadar iyi bir konumda değil ve dolayısıyla da iyi bir yere dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Kitlesel, küresel göçler var, iklim değişiklikleri var, jeopolitik riskler var. Bu durumları göz önünde vatandaşlarımızın bulundurması gerekiyor. Yani yok toz pembe hayaller. Yani zaten merkez bankalarının veya ulus devletlerin görevi bu. Herkes işini yapıyor. Herkes iyi şeylerden bahseder. Herkes olumlu şeylerden bahseder. Ama geçmişe bakmak gerekiyor. Vatandaş şunu sorgulayacak. Ben bundan 10 yıl önce ne alıyordum? Bugün ne kadarla ne alıyorum? Bu 10 yılda ekonomi ne olmuş? Ülke ne olmuş? Dünya ne olmuş? Bu soruların cevabını verdiği zaman merkez bankalarının neden bu kadar çok manipülasyon yaptığını veya tüketicilerin varlıklarını sınırlandırmak gibi düşüncelerin neden olduğunu çok net bir şekilde anlayabilir diye ben düşünüyorum. Özellikle ulus devletlerin bugünlerde kripto para piyasası ile alakalı ciddi baskılanması var. Neden? Çünkü kağıt paralar olan güvenler azalıyor. Bu güvenin de azalmasını kendileri istemiyorlar. Dolayısıyla da burada tek bir çare kalıyor. O da sınırlı varlıklar. Sınırlı varlıkları Merkez Bankası almaya devam ediyorsa ve ons tarafında düşükler, işte alüminyum, platin, paladyum, bakır, diğer emtialarda düşükler devam ediyorsa, bir şey düşüyorsa karşına birisi alıyordur. Şöyle bir soru var. Bugün altının gram fiyatı 487 lira. Velev ki 400 lira olacağını söylüyorlar ve bunu manipüle ediyorlar. Peki 400 liraya düşecekse bunu 488'e satabiliyor musunuz? Evet, satabiliyorsunuz. Bunun karşılığında bu 488 lirayı 400'e düşeceğini bilenler neden satın alıyor? Böyle de bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Evet, demek ki şunu anlıyoruz. Siz her zaman söylüyorsunuz, yatırımcı eğer elindeki parayı değerlendirecekse mutlaka bir sepet oluştursun. Sepet Sadece tek bir oluşturacak, yatırım. uzun vadeli olacak ve mümkün olduğunca da bu gelen raporlara, özellikle uluslararası piyasalardaki raporlara çok kulak asmayacak. Geçen yıl altının ons fiyatı 3000-5000 dolar seviyesine yükselecek kadar raporlar veren koca koca şirketler bugün 1400-1200 dolarlardan bahsediyorlar. Bunlar gerçekten tuhaf şeyler, sorgulanması gereken raporlar. Peki çok teşekkür ederiz bir kez daha Ben de yayınımıza teşekkür ediyorum. katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler sevgili.